Benzer eleştirilerine, muhalefetin bu yöndeki eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi ve dedi ki yine küfeye sarıldı aslına bakarsanız. Daha önce de benzer bir cümleyi kurmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onların sırtında yumurta küfesi yok demişti. Yine... Muhalefetin sırtında küfesi olmadığı için emeklilere en az 17 bin lira gibi bir zam istediğini rakamdan söz ettiğini söyledi. Fakat bir taraftan emeklilerin küfesi boş biliyorsunuz. Ondan söz etmedi Cumhurbaşkanı. Muhalefete eleştirilerini yöneltti. Fakat işin polemik kısmı bir yana aslına bakarsanız altını çizilmesi gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilik sistemine ilişkin bir değişimin sinyalini verdi. Bu cümlesi. ...söylediklerinden bu küfe polemiğinden çok daha önemli ve muhtemelen önümüzdeki dönemde de ciddiyetle konuşmamızı gereken bir başlık olacak. Çünkü yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte emeklilik sisteminde yeni düzenlemelerin söz konusu olabileceğini söyledi Cumhurbaşkanı. Bu neye işaret ediyor olabilir? Hemen her gün emeklilik sisteminin iktidarlar açısından karşılanamaz, döndürülemez bir hale geldiği düşünülürse eğer... E, altı çizilmesi gereken bir cümle gerçekten. Acaba ne değişecek? 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. 2024'ten emekli umduğunu bulamazken Cumhurbaşkanı Erdoğan elimizden geleni yapıyoruz dedi. Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emeklilik sisteminde değişiklik içinde yeni yasama yılına işaret etti. Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyonu ezdirmemek için azami gayret gösteriyor. Elimizden geleni daha fazla imkanlar nispetinde yapıyoruz. 52 imkanlar dahilinde en iyi yapmaya çalışıyoruz. 10 bin TL olarak öngörülen asgari aylık asgari ödeme tutarını da 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz. Bunun adı zam değil emekliye ihanettir. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Vergi paketi içinde yer alan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12.500 liraya çıkarılacak. Erdoğan muhalefetten gelen tepkileri değerlendirirken biz adımlarımızı ölçüp biçerek atıyoruz dedi. Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz. Bütün bunlara rağmen muhalefete bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan asgari ücret 17 bin diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz buna bakıyoruz. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Emeklilik sisteminde köklü bir değişikliğe gidileceği yönündeki haberlerde soruldu Erdoğan'a. Yeni yasama yılında gündeme alacağız. O şekilde yola devam edeceğiz yanıtını verdi.